قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا ينال عهد الظالمين صدق الله العظيم. Değerli dostlar, Rabbim anımızı bereketlendirsin hakikatle. Bir arağa gelişimizi, kelimelerin insan zihnine ufuk tutan, ışık veren bereketine mazhar kılsın ki hayat, hitabet, eğitim aslında kelimelerle örülü ve kelimeler aslında insanın zihnini geliştiren, zihnini olgunlaştıran temel unsurlardır. Rabbim bu cuma toplanmamızı, cem'imizi, hitabımızı kelimelerin bu feyzinden faydalanmamıza vesile kılsın inşallah. Hutbemizin konusu insanın zihinsel gelişimi ve kelimelerin, Kur'an'daki kelimelerin bu zihinsel gelişime etkisi. Kelime Arapça bir kelimedir. Arapça bir sözcüktür. İnsan üzerinde etki bırakan söz anlamına gelir. Araplarda malumunuz, kavl de, kelam da söz olarak alınır. Ama etimolojik ve anlamsal olarak kavl ile kelam arasında şöyle bir fark vardır. Birinde içinin hak ve batılın da olabileceği bir söz demektir. Ama diğerinde ise tamamıyla hakikatin olduğu söz demektir. Estaizu billah. اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Onlar ki sözü duyar en güzeline tabi olurlar. Dikkat ederseniz burada kelam olarak gelmez, kavl olarak gelir. Kültür, mitoloji, hikaye vesaire ne olursa olsun insanın ürettiği her şey. Bu az önce saydıklarımızın hepsi insan üretimidir. Fıkıh, rivayet. Bunları duyarlar. وَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ Ama en güzeline tabi olurlar. Yani seçerler. Ayıklarlar. Niye? Çünkü kavldir, kelam değil. %100 hakikat değil. Mutlaka sorguya tabi tutması lazım. Mutlaka tartması lazım. Mutlaka bir hakikatle bağ kurması lazım. Ondan sonra alması lazım. O yüzden ayrıca kavlün de eleştiriye muhtaç olduğunu da söylemek lazım. Ya da bir elekten mutlaka geçirilmesi lazım. Eğer bir elekten geçirilmezse içinde hakikatin de doğrunun da yanlışın da mevcut olduğu bir söz içinde yanlış doğrunun gölgesine gizlenerek kendisini doğru ilan edebilir. Bugün İslam toplumunun aklının yaşadığı en büyük kriz bence burada yatıyor. Yanlışların doğruların gölgesinde gizlenerek kendisini kamufle etmesi. Batılın hakkın gölgesine gizlenerek kendisini kamufle etmesi. Yoksa batıl salt olarak batıl olarak kalamaz ki. وَجَاءَ الْحَقُّ وَدَهَقَ الْبَاطِلِ Hak gelince batıl zail olur. Ve zail olmaya da mahkumdur. Yani yok olmaya mahkumdur. Ama batıl kendisini hakkın gölgesinde gizlerse, kamuflaj ederse işte o zaman batıl uzun bir zaman yaşayabilir. Tarihi süreç içerisinde değerli dostlar, insanlık Allah'tan kendisine üflenen ruhun etkisiyle eşyaya isim takma yeteneği kazandı. Yani sözcükleri öğrendi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَى diyor Rabbimiz değil mi? Allah Adem'e isimleri öğretti. Aslında Allahu Alem, buradaki Allah'ın Adem'lere isimle
öğretmesi konusu şunun ismi çaydır, şunun ismi sudur, şekerdir değil. Eğer öyle olsaydı her bir maddenin, her bir cismin tek bir ismi olurdu. Bakın suyun farklı topluluklara göre, farklı ırklara göre farklı ismi var. Biri ma diyor, diğeri av diyor. Kürtçe'de avdır mesela, Arapça'da ma'dır. Diğeri su diyor. Bir diğeri işte farklı bir şey diyor. Allah Adem'e isimleri koyma yeteneği öğretti. Bu yetenek hala aynen var. Fakat Allah Adem'e isimleri koyarken Adem oğlunun nesli belli bir aşamaya kadar isimlerin maddi kavrayışından çıkamadı. Sözcüklerde kaldı. İsimlerin maddi kavrayışından çıkamadı. İsimlerin maddi kavrayışından çıkamadığı için maddenin ona işaret ettiği mesajı, maddenin ona işaret ettiği hakikati okuyamadı. Okumadığı için de maddeye taptı. Ve bu sürece kadar Allah'ın gönderdiği mesaj, Allah'ın gönderdiği rehberlik bunun yanlış olduğunu izah etti onlara. Ama akıl seviyelerine göre. Yani kavrayış düzeylerine göre. Değerli dostlar, konumuza aslında kelimeler üzerinden başladık. Sözcükten girdik ama bu hutbemizin ana konusu kelimeler. Hiç kelimeler üzerinden Hazreti İbrahim'i okudunuz mu mesela? Hazreti İbrahim'i Kur'an'da hanifliğin başlangıcı olarak ifade eden sözcüğün sebebi nedir? Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'le alakalı Bakara suresinin 124. ayeti. Az önce hutbemin girişinde Arapçasını okudum ayet. Neydi? وَاِذِ اِبْتَلَى اِبْرَٰهِمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ Bir vakit İbrahim'i Rabbi kelimelerle sınadı. Nedir bu kelimelerle sınaması? Hazreti İbrahim insanlık tarihinde insanlık zihninin maddeden yola çıkarak manayı akli olarak bulmanın atasıdır. Güneşe bakıyor, aya bakıyor. Önce bunlara işte benim Rabbim bu diyor. Ama diyor batan benim Rabbim olamaz. Yani somut olandan soyut olanı bulmaya çalışıyor. Somut olandan soyut olana doğru gidiyor. Sözcüklerden kelimelere geçemeyenler hala bu noktada kalıyorlar değerli dostlar. Hala isimlerin üzerinde takılıp kalıyorlar. Hala isimler üzerinden Allah'a şirk koşuyorlar. Hazreti İbrahim bunun atasıydı. Bunun başlangıcıydı. Ve Allah'ın Hazreti İbrahim'e kelimeler vermesinden dolayı ciddi bir olgunluğa erişip İnsanlık coğrafyasının birçok bölgesinde insanlığı içinde bulunduğu kuyudan çıkaracak ilk mübellik, ilk ul-azm peygamberlerden. Ul-azm peygamberlerin hepsinin de temel özelliği budur değerli dostlar. İnsanlık zihnini alıp geliştirebilmeleri. Değerli dostlar, buraya gelmişken bir şeyi örnek vereyim. Tarihteki insanlık sürecini ve Kur'an'daki peygamber silsilesini zihinsel gelişimi göz ardı ederek okuyamazsınız. Okuduğunuz zaman çok garip şeyler çıkar ortaya. Adem kıssasını okurken asla zihninden bağımsız düşünmemek lazım. Nuh kıssasını okurken o dönemin zihninden bağımsız, insanlığın geldiği zihin seviyesinden bağımsız düşünmemek lazım. Düşünürsek ne olur biliyor musunuz? Düşünürsek insanın Allah'la veya Allah'ın insanla imzaladığı ahdin, misakın dışında insanlığı okumuş oluruz ki bu ciddi bir şekilde çuvallamamıza sebep oluyor. Ve gerçekten ciddi bir şekilde çuvallıyoruz. Çünkü insanın bir zihinsel seviyesi vardır. Ve bu zihinsel seviye tekamül ederek bugüne kadar gelmiştir. Vahyin bugün 1400 yıl önce kesilip, nübüvvetin kesilip, bundan sonra Allah'ın insanlığa vahiy göndermemesini başka hiçbir şey üzerinden izah edemeyiz. Niye göndermiyor Allah? Ben de istiyorum. Veya başkası da isteyebilir. Çünkü
insanın geldiği zihinsel seviyeye, artık bundan sonra geleceği seviyeye Allah'ın gönderdiği vahiy, rehberlik ve ilkeler noktasında yeterlidir. O yüzden bundan sonra vahiy ihtiyacı doğmayacaktır. Bakın, Allah razı olsun. Şaban Ali Düzgün Hoca'nın 5 sayfelik bir makalesi vardı. Onu okuduğum zaman şunu fark ettim. Oysa onlara göstereceğimiz her ilahi kudret delili bir öncekinden daha büyüktü. Nedir bu? Allah'ın gönderdiği ayetler dahi insanların zihin seviyesine göre gelir. Ama bir sonraki gönderilen ayet bir önceki gönderilen ayetten daha büyüktür. Çünkü insanlığın zihni gelişmiştir. Nuh'a verdiği ayet, Hazreti İbrahim'e verdiği ayet, Hazreti Musa'ya verdiği ayet, bunların hepsinin seviyesi bir değildir. Çünkü insanlığın zihinsel serüveni bir değildir. O yüzden bugün artık içeriğini keşfettiğimiz ayetler o dönemdeki gibi toplumu sarsmıyor. Bugün daha büyük ayetler lazım. Müslümanlar bugün daha büyük ayetleri keşfetmeleri lazım. Estaizu billah. Fussilet suresinin 53. ayeti. Senurihim ayatina. Biz ayetlerimizi göstereceğiz. Bakın, geçmişi kastetmiyor. Geleceği bundan sonraki. Kur'an'ın nuzul sürecinden sonraki süreci kastediyor. Fil afaki ve fi enfusihim. Afaktaki ve enfusteki ayetleri insanoğluna göstereceğiz. Hatta yetebeyyene lehu ennehu'l hak. Ta ki bu vahyin hak olduğunu anlasın. İnsanların delilleri, ayetleri görmesi tarihin belli bir sürecinde kalan bir şey değildir. Kıyamete kadar bunlar devam edecek. Ama kıyamete kadar bunlar insanın ulaştığı zihinsel seviye üzerinden devam edecektir. Fakat biz kelimelere sözcük muamelesi yaptık. Kelimeleri tarihin belli bir dönemine, belli bir aklına indeksledik, endeksledik. Ve hatta kelimeleri Allah muhafaza eylesin, Allah'la kuracağımız şirkete ortak unsur eyledik ve bunun üzerinden bir din devam ettiriyoruz. Bu da etkili olmuyor değerli dostlar. O yüzden kelimeler insanı geliştirir. Bakın, şimdi o konuya gelelim. Kavli ifade ettik. Kelam konusuna gelelim. Kur'an kelimelerden örgülü bir kitaptır. Aslında insana hitap eden her cümle kelimelerden oluşur. Fakat Kur'an'ın farklı tarafı odur. Kur'an'ın farklı tarafı insanı yaralayan, insanı etkileyen ama içinde zerre kadar batılın olmadığı kelimelerden mütevellit olmasıdır. Ve işte bu yönüyle Kur'an Allah'ın gönderdiği, insanlığa gönderdiği en büyük mucizedir. Kur'an'ın mu'cizul beyan oluşu, yani Kur'an'ın hitabındaki mucize, Allah'ın kelimelere yüklediği anlamda saklıdır. Allah'ın kelimelere yüklediği o anlam, bir, insanı olgunlaştırır, yani ergenlikten kurtarır. Ergenlik sadece bir yaş seviyesi değildir değerli dostlar. Ergenlik yaş seviyesinin yanında ayrıca bir zihin seviyesidir. Biz ergenliğe hep biyolojik yaş üzerinden bakarız. Oysa ergenlik biyolojik yaş değil. Ergenlik zihinsel seviyedir. O yüzden kelimelerin en büyük etkisi budur. İnsanı ergenlikten kurtarır. Ama sözcüklere mahkum kalanlar Allah'a iman ettiklerini ifade etseler dahi bir ömür boyu, hatta bir tarih boyu, hatta bir 100 yıl boyu mutlaka ergenlikten çıkamayacaklardır. Bakın, bugün İslam coğrafyasının yaşadığı, kısmi olarak yaşadığı temel sorunlardan biri budur. Bir türlü ergenlikten kurtulamıyoruz. O yüzden medenileşemiyoruz, medenice hareket edemiyoruz. Ya şu sokaklarda arabanın işte müzik sesini sona kadar açıp dolaşmak nedir? Medeni değiliz. Trafikte hafif biraz geciktiği zaman
Kornaya basma geleneği nedir? Bunların hepsi ergen olduğumuzu gösterir. Yani yaşlısından tutun gencine kadar böyledir. Bunlar sadece hayat içerisinde verdiğim örnekler. Hala ritüellere takılıp ritüellerin şeklinden bir türlü çıkamayışımızın sebebi nedir? Bayraktar Bayraklı Hoca, Zeki Bayraktar Hoca diyor ki, bir insan işte doktora gittiği zaman doktor, ya bir hafta sonra yıkanma, bir hafta kadar, bir haftadan sonra yıkan dediği zaman hasta dönüp, doktor bey, bir hafta sonra yıkandığım zaman önce sağ tarafıma mı suyu dökeyim, sonra sol tarafıma mı dökeyim? Banyoya sağ ayakla mı gireyim, önce sol ayakla mı gireyim? Bunu sorar mı diyor. Sözcükler bizi hala bir çukurdan kurtaramadı değerli dostlar. Niye? Çünkü kelimelerle muhatap olamıyoruz. Kelimelerin önüne set çevirmiş. Bunu Allah Resulü döneminde müşrikler yapıyorlardı. Nasıl yapıyorlardı biliyor musunuz? İnsanları Kur'an'dan uzak tutmaya çalışıyorlardı. Kur'an konuşulduğu zaman gürültü yapıyorlardı. Ya da insanlar bir araya gelip Allah'ın kitabını anlamaya çalıştığı zaman gelip orayı dağıtıyorlardı, basıyorlardı, zulmediyorlardı. Fakat tarihi belli bir süreçten sonra bu İslam toplumunun kültürüne giren bir ritüel haline geldi. Metin kutsandıktan sonra insanlar anlama değil, metne yöneldiler. Kelimelere değil, sözcüklere yöneldiler. Ayrıca kelimeler insanın elinde nesneleşti. Oysa ki biz vahyin elinde nesne olmalıydık. Herhalde vakit uzadı, uyarı veriliyor. Oysa ki biz kelimelerin elinde nesne olmalıydık. Oysa ki kelimeler bize rengini aktarmalıydı. Oysa ki kelimeler bize kokusunu aktarmalıydı. Oysa ki kelimeler bizim üzerimizde bir ilke haline gelmeliydi. O yüzden sorun çok ciddi ve derin bir sorun değerli dostlar. Ama çözümü de o kadar basit ki. İnanın o kadar basit ki. Kur'an'ın ilk inşa ettiği süreçten başlayın ve kelimeleri bunun üzerinden okuyun. Ümmi bir beyinle okuyun. Ümmi bir beyinle derken geleneğin, mitolojinin ve rivayetin zihnimizdeki oluşturduğu tortuları atarak okuyun demek istiyorum. Bakacaksınız kelimeler sizi nasıl olgunlaştırıyor. Göreceksiniz kelimeler zihni nasıl geliştiriyor. Yani insanın maddi gerçekliğe gömülmesinden insanı nasıl kurtarıyor. Ateizm nedir biliyor musunuz? Gerçek manada maddecilik. Gerçek manada maddecilik insanın gerçekliğe, maddi gerçekliğe gömülü kalmasıdır. Yani somut olandan soyut olana geçememesidir. Bu da modern dünyanın işte ergenliğidir. Modern insanın ergenliğidir. Kelimeler fizikten yola çıkarak insanı metafiziğe götürür. Ve bu çerçevede Hazreti İbrahim kıssasını yeniden okumak lazım. Ama size tavsiyem buna girmeden önce isimlerden kelimelere diye Şaban Ali Düzgün Hoca'nın bu 5 sayfelik makalesini internetten indirip mutlaka okuyun. Çok harika bir tespitte bulunmuş. Güzel yerleri yakalamış ve bura üzerinden meseleyi algılayabilmiş. Rabbim kelimelerin zihnimiz üzerinde hidayetimize ve sırat-ı müstakimde doğru olarak yürümemize Rabbim kelimeleri vesile kılsın inşallah. Kelimelerden hayatımıza ışık tutsun. Kelimelerden hayatımıza insanın kendi fabrika ayarları üzerinde kalma yeteneği, kalma değerlerini öğretsin inşallah. Ela inne ahsenel kelami ve eblagan nizam kelamullahil melkil azizil allam kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ أَجْمَعِينَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ
İnneke semî'un garibun mucibu davat ya rabbel alemin. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسول النبي المعتبر وأعلم أن الله تعالى صلى على النبي قديما فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وميرا حكيما تنبيها لكم وتعليما وتشريفا لقدر النبي وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلقى آدم من ربه فكلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم الله آدم'e kelimeler indirdi ve Adem de bundan sonra Allah'a tövbe etti. Muhakkak ki Allah tövbeleri çokça kabul edendir. Adem kıssasında değerli dostlar, Adem'in bahçedeki hali ile bahçeden sonraki hali arasında ciddi bir farklılık vardır. Adem'in bahçedeki hali fıtratı üzerinden ifade edilir. Ama bahçeden sonraki hali Allah'ın Adem'e kelimeler gönderdikten sonra Adem'in gelişmişlik halini ifade eder. Yani örtünme ihtiyacı duyması, bir şeyler giyme ihtiyacı duyması, hatalarını fark etmesi, bunlardan dolayı Allah'a tövbe etmesi, bunların hepsi kelimelerin Hazreti Adem üzerinden Adem'i etkilemesi, geliştirmesinin sonucudur. Sadakallahul azim. İnandık ve iman ettik. Allah hakikati söyledi. Velhamdülillahi rabbil alemin. Akimussalâh.